Merhaba arkadaşlar, bugün bir schedule e, flow yapacağız, schedule trigger, yani <laughs> zamana bağlı olarak hargide geçen, çalışan e, bir flow yapacağız. Zaten adından belli, schedule trigger diyor, yani belli bir zamanla ayarlıyorsunuz, e, o zamanda günlük, haftalık ya da bir sefer olmak üzere çalışıyor, burada bizden istenen bütün case'lerin, yeni case'lerin, new keysiz diyor. Bütün yeni case'lerin e, otomatikmen e, priority'sinin high olması isteniyor. Yani öyle bir flow yapacağız ki e, günün belli saatinde çalışacak ve bizim yeni eklenen yani statüsü new olan bütün case'leri alacak ve onların priority'sini high yapacak. Bu şekilde bir flow isteniyor bizden. Orkumuzu açalım. Flow'lara gidelim. Yeni bir Flow ekleyeceğiz. QuickFind'in Flow yazmanız yeterli biliyorsunuz. Flow'a tıklayınca sağ tarafta yeni Flow kısmı var. New Flow diyorsunuz ve burada karşınıza çıkan Flow türlerinden Schedule Trigger Flow'u seçiyorsunuz. Çünkü zamana bağlı çalışacak. Hatırlarsanız Record Trigger Flow bir rekorda yapılan değişikliklere bağlı olarak çalışıyordu. Schedule Trigger Flow ise zamana bağlı. Siz zamanı siz belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki her gün saat 5'te çalışsın. 5'te sizin flow otomatikmen çalışıyor ve yapmanız e, yapmasını istediğiniz şeyleri yapıyor. O otomasyon programı e, otomatik çalışıyor. Şimdi schedule trigger flow'u seçtikten sonra create diyorsunuz. Öncelikle yapmanız gereken zamanı belirlemek. Ne zaman başlasın? Ne Hangi günden sonra başlasın? Hemen bugün olmak zorunda değil. Örneğin bir ay sonra her gün yapsın. Bir ay sonra her hafta yapsın. Ya da bir ay sonra e, ama sadece bir kere yapsın. Onu yapabiliyorsunuz. Ben bugün e, seçeceğim. Bugünden itibaren benim flow'um saati gelince çalışsın. Ne zaman? Şu anda 2.23 PM ben de Ona yakın bir saat yapacağım. 2.30 PM, e, PM diyormuş şimdilik. E, flow, benim bitirmeme yakın saatini değiştireceğim. Ben once diyor. Ben bunu her gün yapmak istiyorum. Her gün 2.30 p.m. Normalde benim istediğim 5 p.m. Her günün sonunda. Ama burada bugün bunu test edebilmek için 2.30 p.m. diyorum arkadaşlar. Şimdi done diyorum. Ne yapmak istiyoruz? Bütün case'leri update etmek istiyoruz artıya tıklayıp update record derseniz cat record yapmadan update record deyip orada da şartınızı belirtirseniz çok rahatlıkla bütün case'leri update yapabilirsiniz. Burada ne yazıyoruz? Update new cases diyorum. Specify condition'ı seçiyorum. Çünkü bir object lazım bana. Object olarak case objectini seçiyorum ve şartım ne arkadaşlar şartım bu kez de statüsü new olmasın sadece yeni olanları alıyoruz Peki assignment olarak ne istiyoruz yani bu kezleri bulduktan sonra nasıl bir değişiklik yapmasını istiyoruz bu bizim update rekordlar bütün rekordları update etmiyor arkadaşlar burada bir şartımız var statüsü new olanlar sadece new olanları alıyor bu bizim filterimiz yani bütün rekordları alacağına e, filtreden geçiriyor. Bakıyor status 'new' ise onları alıyor. Sıra e, assignment yapmakta. Assignment işi burada başlıyor. Hangi değişiklikleri yapmak istiyorsanız burada onları eklemeniz gerekiyor. Ben ne istiyorum? Ben priority'nin high olmasını istiyorum. Onu buradan seçmeniz gerekiyor. Dan dediğiniz zaman sizin flow bitmiş oluyor arkadaşlar. Şu anda her gün saat 2:30'da benim bu flow çalışacak. Şimdi saat 2.25 zamanı değiştiriyorum test etmek için. Ama 2.30 kalması da şu anda problem değil. Öncelikle gidelim bakalım keyzimiz var mı? Update olacak keyzlerimiz var mı ona bakalım. Tabii eğer yoksa o zaman bunu test etmek biraz zor olur. Bakıyorum. Bakın iki tane new var. İkisi de high. Ben bunları değiştiriyorum. Birini low yapıyorum. Diğerini de low yapıyorum. Herhalde benim bir validation olabilir. Buna izin vermeyecek. Hemen validation rule'lara gidiyorum. Eğer bir validation rule varsa onları değiştirin. En azından kaldırın. Evet burada bakın priority diye benim bir validation rule'um var. Orada erini üse hay olması gerekiyor diye bir validation rule yaptım. Onu aktiflikten çıkartıyorum. Bu sizde olmayabilir. O yüzden e, bir bakın varsa var yoksa yoktur. Şimdi bakın kaydediyorum. İki tane new var. İkisi de low. Biraz daha ekleyelim isterseniz. Ee, yeni bir new ekliyorum. Bu medium olsun. Evet birkaç tane ekleyeceğim böyle. Ee, bir de working ekleyelim. Low olsun. Bunu değiştirmemesi gerekiyor. Bu şekilde dört tane ekledik. Biz ne hangilerinin değişmesini istiyoruz arkadaşlar? New olanların high olmasını istiyoruz. Şu working'i değiştirmemesi lazım. Şu anda 2.26 geçiyor. Ben zamanı değiştiriyorum. 2.28 yapacağım. Çalışıp çalışmadığını görmek için 2.28 yaptım. Şu anda bir dakikamız var. Hemen kaydedip aktif etmemiz gerekiyor. Save diyorum. Update new user to hi diyorum. Şöyle bir isim veriyorum. Save diyorum. Hala zamanım var. 2.27 şu anda benim saat. E, activate yapıyorum. Şimdi eğer bu flow çalışırsa arkadaşlar ne yapacak? Şuradaki new olan, statusun new olan case'leri keyiflerin prioritesini high yapacak. Şimdi zamanımız var. 2.28 demiştik. Şu anda bakın bir değişiklik yok. 2 e, zamanımız neydi? 2.28 şu anda 2.27 hala zamanımız var. Bekleyeceğiz. Povumuz çalıştığı zaman otomatikmen bunların update olması gerekiyor. Saatinize dikkat edin. Ondan sonra e, Company Information'a girip Time Zone'a dikkat edin. Time Zone'un kendi Time Zone'unuz olması gerekiyor. Yoksa beklemek zorunda kalıyorsunuz. Time Zone'a bakalım. Şu anda 2.28 oldu. Biraz bekleyin. Hemen şey yapmayın. Hemen beklemeyin sonucu. Görüyorsunuz. Working Status New olmadığı için hiçbir değişiklik olmadı. Ama diğerlerinde değişiklik oldu. New olanlar High oldu. Bunu her gün arkadaşlar saat 2.28'de yapacak. Eğer siz gelip de saati değiştirirseniz saat 5'te yapmasını istiyorsanız her gün saat 5'te gelir. Eğer e, bu şekilde case'lerimiz varsa new ve priorities'in high olmasını istiyorsak koyacağımız şartlara bağlı olarak arkadaşlar onları her gün saat 5'te flow'umuz otomatikmen çalışarak e, değiştirmiş olacak.